Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 25 Aralık Pazartesi bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, öncelikle sizler için gündemdeki önemli başlıklardan derlemiş olduğumuz haber özetlerini izliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptırılan ikinci pistin açılış töreninde konuştu. Ve 23 Aralık tarihlerinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TSK bölgeye operasyonlar düzenledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'la birlikte düzenlediği toplantıda kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları ve aranan şahısların yakalanması gibi çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Şanlıurfa'da otomobile açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Geçen 19 Kasım günü fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli ilçesinde askeri mendireye çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Herkesin hayallerini süsleyen milli piyango biletleri satışta çeyrek 100 TL, yarım 200 TL, tam biletlerse 400 TL'den satışa çıktı. Detaylar birazdan Kanal Urfa'da. Özetler bu şekildeydi. Şimdi de detaylara bakacağız. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristleri yok edeceğiz, terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez dedi. 2030 yılında ise bu rakam... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptırılan ikinci pistin açılış töreninde konuştu. Terörle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti aktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz. Terörle bizi yıldıracaklarını, özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz. Fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemonların maskelerini indirmekte kararlıyız diyen Erdoğan, muhalefete de böyle yüklendi. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere, kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılavuzlar, giren siyasi bu kalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin istiklal ve istikbali için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlerimize Mevla'dan acil şifalar diliyorum. Hudutlarımız içerisinde ve sınır ötesinde kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
12 şehidimizin ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. 22 ve 23 Aralık tarihlerinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TSK bölgeye operasyonlar düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı hava harekatlarında en az 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. 23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor. 22 Aralık gecesi Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 23 Aralık'ta da aynı bölgede PKK terör örgütünün hain saldırısında 6 askerimiz daha şehit oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK-KCK'nın sözde sorumlularından olan Erdinç Bolcalı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor. PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. Ali Khebat Kot Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye Kerkük bölgesinde yer alan PKK-KCK Şilan Goyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ideolojik eğitim veren Bolcal, aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmalarıyla onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu. Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Erdinç Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silah faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu. MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal'ın Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. MİT ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı sıkı takibe aldı. MİT Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri yönelik hava ve kara harekatlarında hafta sonundan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Şıldak 15 Ağustos 25 Aralık 2023 tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıklarken uyuşturucu ticaretinden tutuklanan kişi sayısının da 324 olduğunu söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'la birlikte düzenlediği toplantıda kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları ve aranan şahısların yakalanması gibi çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve uyuşturucuyla mücadelede geçen yıla göre önemli bir artış olduğunu söyledi. Geçen yıl aynı dönemde Skank adını verdiğimiz Esrar'ın hibrit hali, sentetik haline verilen isimdir. Skank maalesef Esrar'dan daha yıkıcı, daha zararları olan bir uyuşturucu, bağımlılık yapıcı madde olarak geçen yıl yakalanan miktar 428 kilogram iken bu yıl 1669 kilogram gibi %390'lık bir artışla rekor seviyede bir yakalaması oldu emniyetimizin, jandarmamızın. Ben güvenlik birimlerimizi özellikle bu başarılı sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Peki bu yakalamalar olurken gözaltına alınan ve tutanan kişiler, şüpheliler, zehir tacirleri noktasında da yine mesafe almış mıyız? Buna baktığımızda gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yapan kişi sayısının 607'den 726'ya yükselerek %20 bir artış gösterdiğini, tutanan sayısının ise 241'den bu yıl
324'e yükselerek %34'lük bir artış gösterdiğinde sevinerek ifade ediyorum. Bu mücadelenin artarak devam edeceği noktasında bütün kamuoyumuzun bilgisinin olmasını da özellikle istiyorum. Uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların yakalanması gibi konularda kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Şıldak sözlerini şöyle sürdürdü. Son 4 ay içinde ilimizde gerçekleşen hiç arzu etmediğimiz halde maalesef silah kullanımı, bıçak kullanımının yoğunluğu sebebiyle anlık oluşan öfke, kendini kontrol edememe durumları maalesef yaygın olarak görülüyor. Bunun sonucunda da insanlarımızı kaybediyoruz. Kasten öldürme olaylarımız ne yazık ki var. Fakat emniyetimiz, jandarmamız bunların tamamını aydınlatıyor. En son dün Birecik'te gerçekleşen bir hadisemiz var. Bir kişi aracın içerisinde öldürüldü. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. 24 saat içinde bu faili de yakalamış olacağız. Şanlıurfa dahil 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan 4 operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4568 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan 4 operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4568 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemize düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. 37 ilde jandarma ve polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 41'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonları koordine eden valilerimize, operasyonları düzenleyen jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir, dedi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahla ateş açılan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da otomobile açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan Reşat Çetin, Yaylacık ve Bengelli kırsal mahalleleri arasında silahlı saldırıya uğradı. Otomobiline uzun namlulu silahla ateş açılan genç ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Milli Piyango biletleri yılbaşı özel çekilişiyle her yıl milyonlarca liralık ikramiye dağıtıyor. 2024 yılındaki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam 400 milyon Türk lirası iken Şanlıurfalı vatandaşlar da bir umut bilet alışverişi yaptı efendim. Hayalimde bir araba var. O arabayı almak istiyorum. Herkesin hayallerini süsleyen Milli Piyango biletleri satışta çeyrek 100 TL, yarım 200 TL, tam biletlerse 400 TL'den satışa çıktı. Satışa çıkan bilet fiyatları bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle halkın cebini zorlasa da vatandaşlar bir umudun peşine düştü. Çocuklara, ailelere yurt yapacağım. 2024 yılındaki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. Bu büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla birçok kişi Milli Piyango biletlerini alarak şanslarını denemeye çalışıyor. Borçlarımı öderim. Ondan sonra işte ihtiyacım dışındakine yardım falan. Biletlerden alan vatandaşlar Milli Piyango'nun kendilerine çıkmasıyla beraber yapacaklarını Kanal Urfa mikrofonlarına anlattı. 35 tane yurt yapacağım. Çocuklara, ailelere yurt yapacağım. 25 tane otel yapacağım dışarıda gelen konaklamak için. 5 tane aşevi açacağım. Şanlıurfa'da ne kadar ailelere su parası almayacağım. Borçlarımı öderim. Ondan sonra işte ihtiyacım dışındakine yardım falan. Önce bir kısmıyla yani kendi ihtiyaçlarımı kapattıktan sonra zaten artık fazla
fazlasına ihtiyacım yok. Yardımda bulunurum. Borçla ödeyeceğiz. Başka ne yapalım? Ev borçlarını, ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Başka bir şey yok. Yarım 200 lira, tam 400 lira. Bir ikramiye 400 trilyon. Şu an herhangi bir yoğun ilgi yok biletlere. Millet şu anda beklemede. Fiyatlar biraz yüksek olduğu için geçen seneye nazaran alım gücü yok yani. Bir çorba evi kurmayı düşünüyorum. Hayalim var, bir 50 tane vatandaş günde bana dahi ederse o bana yeterli. Parayı alıp da mezara götürecek değilim. Haram paradır. En azından fakir fukaraya gelsin. Bana bir araba parası kalsın, şükür olsun. Yeter. Valla bileti boşuna aldık baba. Bilek yani. Ama öyle. Hiçbir şey yapmam. Çünkü çıkmayacak. Bu yıla hayırlısı da çıkmasını bekliyoruz. Çıkarsa da yaparız. Tekrar devam ederiz. Araba devam eder. Şansımızı deneriz yine. Daha 400 milyon olsa şu anda ben hayalimde bir araba var. O arabayı almak istiyorum. O kadar yani. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın hayata geçirdiği sıfır atık projeleriyle toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Son bir yılda toplanan geri dönüştürülebilir atıklarla 3 milyon ton suyun kirlenmesi ve 6.233 ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde de binlerce ağacın kesilmesine, milyonlarca ton suyun kirlenmesinin önüne geçti. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın girişimleriyle Haliliye Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında hayata geçirdiği sıfır atık projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor. Daha önceki puanınız var. 800. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan sıfır atık marketler ve ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor. Vatandaşların sıfır atık projesinde etkin rol alması adına Defteşti Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi ve Ahmet Yesevi Mahallesi'ne kurulan sıfır atık marketlerle evsel atıklar dönüştürülüyor. Geri dönüşüme katkı sunacak atıkların toplandığı sıfır atık marketlerde kayıt oluşturan vatandaşlara ise puan sistemiyle çeşitli temizlik ürünleri hediye ediliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeyle son bir yıl içerisinde 367 ton kağıt karton, 83 ton plastik, 33 ton cam, 67 ton metal, 3000 ton bitkisel atık yağ ve 10.000 adet atık pil toplandığı belirtildi. Sıfır atık marketler ve geri dönüşüm materyalleri aracılığıyla toplanan kağıt atıklarla 6.233 ağacın kesilmesi ve atık yağlarla ise 3 milyon ton suyun kirlenmesinin önüne geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, kahraman ordumuza, askerlerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Güvenlik Güçlerine sosyal medyada hakarette bulunan hesapların incelendiğini duyurdu. Yerlikaya ayrıca Mehmetçik aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden BT, SYG, NK ve FG isimli şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden BT, SYG, NK ve FG isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eğlence yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Viranşehir'de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye baskın yapıldı. Baskında 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Karaköprü Belediyesi daha yeşil bir ilçe oluşturmak için 2023 boyunca, yani 2023 yılında ilçeye 110 bin metrekare alanda 15 yeni park kazandırarak yeşil alan oranını artırdı. Şanlıurfa'nın modern ilçesi Karaköprü'de vatandaşlara daha güzel yaşam alanları ve nefes alıp dinlenebilecekleri yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2023 yılında da ilçeye önemli oranda yeşil alan kazandırıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin her ay bir park kazandırma hedefi 2023 yılında aşılarak 12 ayda 15 yeni park ilçeye yapılarak vatandaşların hizmetine açıldı. Bir yıllık sürede 110 bin metrekarelik alanı kapsayan 15 yeni park ilçeye kazandırılırken, gelecek yıl ilçeye yeni parklar kazandırmak için program ve çalışmalar sürüyor. Başkan Metin Baydilli, yeşil alanların bir şehrin can damarları ve nefesi olduğuna dikkat çekerek, her geçen gün ciddi bir büyüme gerçekleşen Karaköprü'de vatandaşların yeşil alan ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını dile getirdi. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2024 yılında ilçe yeni park kazandırma çalışmalarını programlı olarak ihtiyaç dahilinde sürdürecek. Sayın seyirciler, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. Son 12 saatte düzenlenen saldırılarda yüzden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Gazze şeridine yönelik saldırılarını 80 gündür sürdürüyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara dünya susarken İsrail savaş uçakları sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail bombardımanı dün gece Gazze şeridinin merkezindeki Makhazi ve Bureyj mülteci kamplarında yoğunlaştı. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Makhazi mülteci kampında düzenlenen saldırıda 70 olan can kaybı 68 olarak açıklanırken, son 12 saatte düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın yüzden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan onlarca kişi ise El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nablus kentine gece saatlerinde baskın düzenledi. Burka kasabasına düzenlenen baskınlarda aralarında yaşlıların da bulunduğu en az 20 Filistinli gözaltına alındı. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 4600'den fazla Filistinli'yi gözaltına aldı. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve birçok gazetecinin katılımıyla İsrail'in uyguladığı soykırım ve katliamlar İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklamasıyla kınandı. Değerli arkadaşlar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler ve diğer insanlar için İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Bizler Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak Filistin halkının yanındayız diyen Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan şöyle konuştu. İsrail kimi zaman kimyasal bomba kullanıyor, kimi zaman hastaneleri vuruyor, okulları vuruyor. Biz bu katliamları gazeteciler vasıtasıyla öğreniyoruz. Bu nedenle bu terör devleti gazetecileri hedef alıyor. Şu ana kadar öldürülen ve şehit edilen gazetecilerin sayısı 103 oldu. Filistinlilerin dünyaya açılan penceresi olan gazetecilere yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz. Siyonist İsrail ve yandaşları ellerindeki para ve medya gücüyle Filistin halkına karartma uyguluyorlar. Bütün dünyada korkunç bir ambargo var. Açlık ve susuzluk altında inleyen Filistinlerin sesini duyuran medya hedef altında. İsrail en çok medyadan korkuyor. Katliamları örtemiyor. O nedenle bu şehit medya mensuplarını rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bizler bu kardeşlerimizin yanındayız. Filistinli gazetecilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Onların bayraklarını indirtmeyeceğiz. Terör devleti İsrail gazeteciler öldürürken dinine, milletine bakmıyor. Hristiyan ya da Müslüman ayrımı yapmıyor. Önüne geleni öldürüyor. Özel Radyolar Derneği Başkanı Gülay Kankalp Çetin ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Emin Pazarcı da şu ifadelere yer verdi. Güney'e gidin, güvenli
bölge diyor İsrail. Oraya gidiyorlar. Buraya gidin güvenli bölge. Oraya gidiyorlar ama her yerde inanılmaz top ateşleri, bombardımanlar devam ediyor. Hastaneler vuruluyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar çaresiz. Filistin halkı, Gazeliler burada ölüme terk edilmiş, açlığa mahkum edilmiş, ilaçsız, doktorsuz, sefalet içerisinde resmen bir soykırım uygulanmakta. Biz burada bir insanlık suçunu lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz. İnsanlık suçları da burada. Şimdi illüzyonları, boş lafları ve maalesef karartmaları bir tarafa bırakalım, gerçekleri konuşalım. Ne demişti 1915'te Mart ayında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy? Ölüm indirmede gök, ölüm küskürtmede yer demişti. İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana maalesef gökler ölüm indiriyor, yer ölüm kusuyor. Mesele bugünün meselesi değildir. Mesele Netanyahu veya bir başkası da değildir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce yaptığı gibi bunlar insan öldürmeyi çok iyi bilirler. Zonguldak'ta batan büyük yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan karaya oturan Palada isimli yük gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor. Geçen 19 Kasım günü fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli ilçesinde askeri mendireye çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. 36 gündür devam eden çalışmalara Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti AFAD ekiplerine yanı sıra diğer ekipler de karadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara Nene Hatun gemisi destek veriyor. Batan geminin enkazını kaldırma çalışmaları da Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi tarafından devam ediyor. Olay günü ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli yük gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor. Trendyol 1. Ligi'nde 17. hafta maçında düşme hattında bulunan Astor Enerji Şanlıurfa Spor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Trendyol 1. Ligi'nde 17. hafta maçında düşme hattında bulunan Astor Enerji Şanlıurfa Spor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü takımıyla 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. İlk yarının son maçında Şanlıurfa Spor deplasmanda Manisa Spor'la karşı karşıya geldi. Mutlak puan ve puanlar için sahaya çıkan Sarı Yeşilliler, müsabakanın 6. dakikasında Marvin Lajin'in penaltıdan attığı gole engel olamayınca 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra oyundan kopmayan Şanlıurfa Spor rakip kalede etkili olmaya başladı. Maçın 15. dakikasında köşe vuruşunda gelen topu iyi takip eden Oliver Til, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek maça 1-1'lik eşitlik sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısı genellikle orta alan mücadelesiyle geçti. Zaman zaman her iki takım gole yaklaşırken gol sesi çıkmadı. Müsabaka 1-1 sona erdi. Çok iyi mücadele ettikleri ama kazanamadıkları bir maç daha oynadıklarını belirten Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Özköylü şöyle konuştu. Evet, çok iyi oynayıp maalesef kazanamadığımız maçlardan birisini geçirdik. Oyunun belki 5. dakikası 2-0 öne geçecekken bu kadar çok pozisyona girip bu kadar çok gol kaçırıp maçın böyle bitmesi gerçekten sahada oynanan oyunun, harcanan emeğin kesinlikle karşılığı değildi. Ama maalesef gol pozisyonlarındaki beceriksizliğimiz, final paslarındaki yanlışlarımız, 18 içerisinde golü atacağımız noktadaki hatalarımız çok farklı kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirmemize neden oldu. Yani oyunun tamamını kontrol eden takım biziz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sporcularımız da bunu yapıyor. Onlara da söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum çünkü oyun olarak çok üstünüz. Haftalardır böyleyiz. Ama bunu sonuca yansıtamıyoruz. Maalesef bu bizi çok üzüyor. Sözlerine şehitleri anarak başlayan Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü İrfan Bussa şu ifadelere yer verdi. Öncelikle tabii şehit evlatlarımızın burada anılmasını Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, bütün ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Müsabakadan 1-1 berabere ayrıldık. Müsabakayı 2. dakikada, 3. dakikada penaltı pozisyonla geriye düştük. Bizim durumumuzda olan takım için gerçekten kolay olmuyor yani buradan dönmek ama takımımız iyi bir reaksiyon gösterdi. Güzel de bir Olivatil'le beraberliği yakaladık.
duran topta güzel bir kafa golüyle. Sonra ikinci devre pozisyonlara baktığınız zaman bana göre bizim de sonlara doğru özellikle çok net pozisyonlarımız vardı. Müsabakayı kazanabilirdik ancak tabii de kaybedebilirsiniz tabii bu müsabakayı. O yüzden bizim açımızdan önemli olan o çizginin üstünde kalmak, o yeni yıla böyle girmek bizim için çok önemliydi. Bir puan bizim için deplasmanda kötü değil. Tabii ki gönül isterdi 3 puan taraftarlarımıza hediye etmek ama dediğim gibi öyle yeni yılımıza girmek istiyoruz. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz efendim. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşça kalın.